Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nural. Bugün bir süredir söz verdiğim gibi çok upozlamadan bahsediyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Biraz önce de söylediğim gibi bugün çok upozlamadan bahsediyor olacağım ve bu video aslında bir süredir yapmak istediğim bir video. Çünkü çok upozlama benim analog fotoğrafçılıktaki en çok sevdiğim tekniklerden bir tanesi. Seneler önce lomografi ile tanıştığımda karşıma çıkan bir teknik ve o gün bugündür her filmimde eğer makinem izin veriyorsa denediğim bir yöntem. Bu sebeplerden bir tanesi bugünkü videonun. İkincisi de aslında bu teknikle ilgili sorular da aldım sizden. Biraz çok upozlamadan bahsetmemi istediniz. O yüzden de bugün biraz daha temel bilgileri içeren bir video olacak bugünkü. Devamında ise çok upozlamanın farklı tekniklerine dair iki video daha yayınlayacağım. Çünkü çok upozlama dediğimiz şey aslında ana anlamıyla evet bir fotoğraf karesine birden çok fotoğrafı yerleştirmek. Ama kendi içinde de farklı yöntemleri var. İşte hayaletleme gibi, film değiş tokuşu gibi. O yüzden bunu birkaç bölüm halinde paylaşıyor olacağım sizlerle. Bugünkü temel kısımdaysa ana teknikten bahsedeceğim. Biraz önce de söylediğim gibi. Peki nedir bu çok upozlama? Aslında çok basit. İngilizce'de multiple exposure ya da double exposure diye geçiyor. Türkçe'de genelde ikili pozlama değil de çoklu pozlama olarak kullanıyoruz. Olay aslında fotoğrafı çektikten sonra filmi sarmadan üzerine ikinci bir fotoğrafı daha çekmek. Bazı makineler buna kendiliğinden izin veriyor. Örneğin benim şu an işte en yakınımda Loma LCA'm var. Bununla çekim yaparken birinci fotoğraf karesini çektim. Sonrasında deklanşör ikinciye aslında basmıyor. Bunun için ne yapmam gerek? Bir filmi sarabilirim. Ki orijinal LCA'da aslında filmi sarmak zorundayım. Ama bu LCA artı da sonradan eklenen şu MX ya da çoklu pozlama özelliğiyle şuraya çektiğimde ikinci fotoğrafı üzerine çekebiliyorum. Ya da üçüncü fotoğrafı üzerine çekebiliyorum. Bu tamamen bana kalmış. Onun dışında mesela lomografinin lasardinasında ya da sprocket rocket'ında deklanşör ve film sarma birbirinden tamamen bağımsız. O yüzden de deklanşöre bastıktan sonra ikinciye, üçüncüye tekrar basabiliyorum. Bazı makineler bunu yapmama dediğim gibi olanak sunuyor. Bazı makinelerse örneğin benim Leica yine sık kullandığım makinelerden bir tanesi çok upozlama yapmama izin vermiyor. Fotoğrafımı çektikten sonra filmi sarmak zorundayım. Böyle durumlarda da yapabileceğim ikinci şey filmi çektikten sonra filmi geri sarmak ve yeniden kullanmak. Yani teknik olarak aslında çok upozlamada iki yöntem kullanabilirim. İki yöntem. Bir tanesi çekip anında eğer makinem izin veriyorsa üzerine ikinci fotoğrafı çekmek. Diğer yöntem ise çektim sardım, çektim sardım. Film bitti, geri sardım. Filmi banyolatmaya götürmek yerine tekrar makineye takıp üzerine pozlama yapabilirim. Bu iki yöntemde de kaç poz üst üste çekeceğime göre ayarlarıma dikkat etmem gerekiyor aslında. Çünkü film, şu ana kadar diğer videolarda da biraz bahsettim, ışığa hassas ve bu hassasiyetin bir derecesi var. ISO ya da ASA değeri olarak belirtilen. Örneğin ben bu video için işte hazırlanırken şöyle bir film kullandım. Bundan da birkaç örnek sizinle paylaşacağım. Bu Ilford'un Pan 400 filmi. Yani 400 ISO ışık hassasiyetine sahip bir film. 400 ISO ile pozlama yaparken bulunduğum ortama göre diğer enstantane ve diyafram ayarını buna göre belirlemem gerekiyor. Örneğin LCA bu konuda en kolayı. Şuradan 400'ü seçiyorum ve makine pozlama süresini benim bu verdiğim bilgiye göre ayarlıyor. Ama çoklu pozlama yaparken şunlardan bakalım hangisi daha bir belirgindir. Şu şeyden gösterebilirim sanırım. Mesela şunlar hep çoklu pozlama yaptığım örnekler. Bunlarda ben eğer iki kere 400 diye düşünerek pozlama yapar isem o zaman fotoğrafım alması gerektiğinden fazla ışık almış olacak ve patlayacak. Bunun önüne geçmek için de benim kaç kere pozlama yapacağımı düşünerek ayarlarıma dikkat etmem gerek.
Örneğin bu film 400 ISO olduğu için ben bununla çekim yaparken iki kere pozlayacağımı düşünerek şuradan 400 yerine 800 ISO'ya ayarlayarak çekim yaptım. Diğer makinelerde çekim yaparken de yine benzer bir mantıkla hareket etmek gerekiyor. Yani 400 ile ben işte 1/250 enstantane hızı ve F8 diyafram değeriyle çekim yapacaksam eğer ya 1/250'yi 1/500 alıp hızlandıracağım ya da F8'i 16'ya alıp diyaframımı kapatacağım ki iki katı makinem ışık aldığında fotoğraf filmi alması gerektiği kadar ışık almış olsun. Çoklu pozlamanın önemli konularından bir tanesi bu. Diğer bir önemli konu ise neyin üzerine neyi çektiğiniz. Çünkü negatif filmin üzerine görüntü oluşurken aslında negatif denmesinin bir sebebi bu. Görüntü ters olarak oluşuyor. Yani benim gözümün karanlık gördüğü şeyler negatif üzerinde aydınlık kalırken benim gözüme karanlık görünen şeyler de tam tersi aydınlık görünüyor. Mesela şu an ne kadar belli olacak şurada? Çok emin olmamakla birlikte netlemiyor çünkü sanırım. Ağaçlar, normalde ben baktığımda gökyüzü daha aydınlık, ağaçlarsa karanlık görünüyor. Kahverengiye, arka taraf işte bugün hava bulutlu, beyaz ya da parlak mavi bulutlar var gibi görünüyor. Burada baktığımda ise gökyüzünün olduğu yerler karanlık, ağaç dallarının olduğu yerlerse aydınlık görünüyor. Aynı şekilde şurada mesela binaların olduğu yerler daha aydınlık beyazken, siyah beyaz bir negatif olduğu için bu, gökyüzü daha karanlık gri tonlarında. Bu da biraz görüntünün nasıl oluştuğunu etkiliyor. Çünkü benim negatifimdeki aydınlık ve karanlık alanlar birbirini dolduruyor. Yani ben üst üste iki şey pozladığımda birinde karanlık kalan yerlere diğeri yansıyor. Böylelikle de aslında hani görüntüde neyin ortaya çıktığı tamamen değişiyor. Bunun bir yan etkisi de neyi ilk neyi ikinci çektiğim aslında. Eğer direkt aynı şeyi iki kere çekiyorsam ben mesela demin bunları çektim. Burada mesela çok fazla bir şey değişmiyor. İkisinde de aslında çiçekler benim yüzümün üzerine bariz bir şekilde yansımış. Bunlar hatta daha önceki maske videosunda hazırladığım filmin son kalan iki pozu. Diğer türlü aynı şeyi iki kere çektiğimde onu burada da aslında iki kere denedim. Mesela bir tanesinde birazdan paylaşacağım sizinle de. Önce ağaçları sonra kendimi çektim. İkincisinde önce kendimi sonra ağaçları çektim. Ve iki poz arasında bariz bir şekilde fark oldu. Gördünüz. Şimdi gelelim makinem çoklu pozlamaya izin vermiyorsa ne yapabilirim'e. En başta dediğim gibi Lomography'nin birçok makinesi mesela çoklu pozlama yapmama izin veriyor. Örneğin Lomo LCA'da bir MX tuşu var ya da aynı şekilde işte Lomo Instant Automat'ta yine öyle bir tuş var. İlk kareyi çektikten sonra filmi sarmadan üzerine çekmeme izin veriyorlar. Ya da işte Fisheye 2'de ve Sardina'da da benzer tuşlar var. Sprocket Rocket'taysa direkt üstüne tekrar çekebiliyorum. Ya da Diana'da tekrar çekebiliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü makinenin deklanşörü ve film sarma sistemi birbirinden tamamen bağımsız. Ama mesela Leica'da öyle değil. Ben fotoğrafı çektikten sonra sarmak zorundayım. Yoksa üzerine tekrar çekim yapamıyorum. Yani tekrar deklanşöre basmama izin vermiyor makine. Bunda olduğu gibi bir buton da yok. O yüzden makineyi kandıramıyorum da bir şekilde. Böyle durumlarda yapabileceğim şey aslında işte diyelim ki şu filmi kullanıyorum. Çektim geri sardım ama dikkatli bir şekilde ve şu ucu içine kaçırmadım. Makineye tekrar bu filmi takabilirim. Böyle durumlarda eğer makinenin içine filmi ilk kez takarken hiçbir şekilde işaretlemediysem
işler biraz ilginçleşiyor. Çünkü ya eliniz alışkınsa ve her seferinde filmi takarken işte ilk dişliğe getiriyorsanız belki biraz üst üste düşebilirler. Ama hiçbir zaman garantisi yok ve hani rastgele konuşurken filmi takıyorsanız atıyorum benim çoğunlukla yaptığım gibi o zaman hiç bakmadıysanız zaten hani hiçbir şekilde aynı şekilde takmış olmayacaksınız. İşte ilk sefer şuradan başladıysam, ikinci seferde buradan başladıysam çekmeye fotoğraflarım iç içe geçip ince uzun bir şey olup dışarıda film banyosu yaptırıyorsam tarayan insanı delirtecektir. Ama güzel sonuçlar çıkabilir. Şimdi gelelim bazı böyle sonuçlara. Yapan kişiyi delirtmek istemiyorum. Haftanın 3 güne uğruyorum adamın yanına. Bir daha beni istemez, filmlerimi yıkamaz diyorsanız, böyle bir endişeniz varsa ya da ben hani böyle çok pozlama yapmama izin vermeyen bir makine kullanmak istiyorum ama karelerim birebir üst üste örtüsün istiyorum derseniz o zaman aslında EBS tekniğinde yani filmin iki yüzünde pozlama tekniğinde bahsettiğim şeyi yapmak gerekiyor. Bu da şudur ki makineme filmi taktıktan sonra, şimdi ben iyice takmayacağım ama şöyle gösterebilirsem, ilk dişliği nereye taktığımı işaretliyorum. Sonrasında da işte mesela şurayı çiziyorum. Burası çünkü filmin ne kadar dışarı çıktığını bana gösteren yer. Şurayı da çizelim. Mesela bunda bu iki tarafı çizerek bir sonraki filmi takışımda bunu tekrar aynı hizaya getirirsem eğer, çekim yaptıkça yine aynı karenin üzerine çekmiş olabiliyorum. Bu dediğim gibi EBS tekniğinde de benim anlattığım bir yöntem. Çünkü EBS tekniğinde de aslında amacımız filmin yarısını pozlayıp çevirip simetrik pozlamak olduğu için bu şekilde işaretlemek önemliydi. Bunda sadece EBS'de filmi kestiğim için şu kısmı da kesip çevirmiştim. Bunu da direkt yeniden taktığım için üst üste pozlarken tekrar bir şey yapmama gerek yok. LCA'ya takıyor olsaydım ya da LCA mantığıyla kullandığım bir makineye takıyor olsaydım o zaman tabii ki işaretlediğim yerlerin hizası değişecekti. Çünkü Leica'da aslında o ilk dişlinin girdiği yer, şöyle bir daha gösterebilirsem, dişli şurada araya giriyor. O yüzden orayı tam görmediğim için burayı işaretlemek daha mantıklıydı. Mesela LCA'daysa şöyle çekersem hani direkt şuraya dişliği taktığım için burayı ve yine şurayı işaretlemek daha mantıklı olacaktır. O yüzden aslında nereyi işaretlediğiniz birazcık kullandığınız makineye bağlı. Ama önemli olan filmi bir kere pozladınız, geri sardınız, yeniden taktığınızda aynı şekilde birebir taktığınızı başarmak, bundan emin olmak için nereleri işaretlemeniz gerektiğine birazcık sizin karar vermeniz gerekiyor. Çok devrik bir cümle kurdum. Umarım anlaşıldı. Ama günün sonunda yapmak istediğiniz şey filmi geri sarıp tekrar takmış olmanıza rağmen aynı karenin aynı hizada durması. O yüzden de bunu siz en kolay nasıl anlayacaksanız o şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben dediğim gibi eğer bu tarz dişliği gördüğüm bir makinede çekim yapıyorsam şuraya gelen dişliği işaretliyorum. Makinenin metal kutudan çıktığı hizayı işaretliyorum. Bir de mesela burada şurayı çok net gördüğüm için burayı işaretliyorum. Yine işte dediğim gibi Leica'da şu ikisinin arasını çok net gördüğüm için orayı işaretliyorum. Ama işte Canon AE1 ya da Nikon'un farklı bir modeli gibi değişik bir makine kullanıyorsanız
Orada gördüğünüz alanı sizin anlayacağınız şekilde işaretlemeniz önemli. Bu ilk ve ikinci karenin farklı zamanlarda çekilmiş olmasına rağmen üst üste gelmesine yardımcı olacaktır. Evet, bugünkü anlatacaklarım sanırım bu kadar. Şimdi gelelim favori örneklerime. Gösterdiğim örnek fotoğraflar hoşunuza gitmiştir. En başta söylediğim gibi bu aslında çoklu pozlamaya bir giriş videosu. Çünkü genel olarak çoklu pozlamanın mantığından ve nasıl yapıldığından bahsetmek istedim. Bunun dışında işte hayaletleme gibi farklı yöntemlerden ya da film takaslarından gelecek videolarda daha detaylı bahsediyor olacağım. O yüzden bunları kaçırmak istemiyorsanız, henüz yapmadıysanız kanalıma üye olup bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya salı yeni bir videoyla buradayım. Görüşmek üzere.